Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz taht saltanat olacak. Taht saltanatta savaşa nasıl hazırlık yapılabilir? Neler yapılmalıdır? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar birlik savaşında 3 haftalık süreçte kazandığınız puanlar taht saltanata giriş hakkı sağlıyor size. İlk 3'te olduğunuz zaman taht saltanata katılabiliyorsunuz. Biz bu hafta 34'te 34 şeklinde savaşa katılıyoruz. Önemli olan kısım da üst kısım arkadaşlar. Orada gördüğünüz altın ve elmas ve tahıl kısmı. Bu kısımlarda olabildiğince yüksek katkı yapın ki taht saltanatı etkiliyor bu bonuslar. Bu arada savaşta karşılaşacağımız birlikler de bunlar arkadaşlar. Her sunucunun en güçlü yani en çok puan kazanan 3 birliği katılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 74 trilyonluk bir can puanımız var. 224 milyarlık da defans sağladık. Ve elimizden geldiği kadar bütün arkadaşlara ferman aldırarak işte can fermanı ve diğer fermanlardan kullandıraraktan bu savunmayı biraz daha güçlendiriyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz birçok oyuncu defans işte birkaç arkadaşım da saldırı olmak üzere bir takım oluşturduk. Normalde iki takımımız var. 33 kişilik bir takım, 1 kişilik bir takım. Bu diğer takım zaten fake olacak yani arkadaşlar. Düşmanları yanıltmak için biraz da saldırılarını boş harcamaları için savaşın ilk sıralarında falan böyle bir stratejimiz var. Aynı zamanda da kapıyı daha fazla oyuncu yani daha fazla birlik katıldığı olarak göstermek için kapıda. Yani biliyorsunuz her kapıya 6 tane oyuncu katılabiliyor. Biz 2 kişilik takım oluşturduğumuz için hani orada 2 kişi fazladan yani 1 kişi fazladan gözükecek bizim haricimizde. Bu da düşmanları yanıltabilir. Basit taktikler bunlar ama işe yarar taktikler arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar güzel bir savunmamız var. 2 trilyonluk yedek hesabımızda can puanı var. 74 trilyon da kendi canımız var. İşte asıl takımın, birinci takımın. Rakiplerimiz güzel arkadaşlar. S81 ve 82'den oyuncular var. 88 zaten Aragon olan arkadaş benim yakın bir arkadaşım. Kendisi. Bakalım neler olacak savaşta göreceğiz arkadaşlar. Bu arada normalde de birlik savaşında da 34 trilyonluk bir can puanım var. Yani pazar günü çok işime yarayacak o can puanı final maçında. Evet arkadaşlar kayıt süreci halen devam ediyor işte. Gördüğünüz gibi hani elimizden geldiği kadar tüm ekip katılmaya çalıştık. Saldırı ve savunma olarak işte bir şeyler ayarlamaya çalıştık. Kızıl Eftalyam şeyi geçti bu arada. Yavuz Elim'i geçti bonuslu haliyle yani. Normalde 11 milyar 200 vurmuyor. 8 milyar civarında bir şey vuruyor. Küsuratı da var. Ama Yavuz Ali bonusu olaraktan geçiyor. Ve daha da devam edeceğim. 20 milyara kadar yolu var arkadaşlar. Bu arada savaş başladı. Bazı kısımları kesiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani sizi de sıkmamak için. Ve kapıyı biz aldık. İlk savaş olduğu için bu kısımların tamamını atladım videomda. Kapıyı kolaylıkla ele geçirdik. İşte güzel bir saldırı taktiğiyle. Diğer birlikler henüz kapıyı alamadı. İşte onların dalmasını bekliyoruz. Beşer dakikası var. İşte bir dakikası olan var. Altı dakikası olan var. Bu arada ikinci birliğimiz de arkadaşlar kapıya ulaştı. Yani ilk iki sırada kendim ve yedek hesabımın olduğu takım var arkadaşlar. Yani rakiplerimizi oldukça bezdirdik yani saldırılarla. Görüyorsunuz daha onlar kapıya varması için oldukça fazla süreleri var. Güzel bir kapı seçmişiz. Bu arada gördüğünüz gibi saldırı gücüm bu şekilde arkadaşlar. Bir kısmını savunmaya aldım. Hani sırf saldırıda gitmek istemedim. %80 falan saldırı, %20'si de savunma olarak belirledim. Görüyorsunuz arkadaşlar henüz kapıları alanlar yok. Biraz bekleyeceğiz artık rakiplerimizi görebilmek için. Şu an sadece biz aldık S86'dan. Ödülleri de toplayalım. Evet arkadaşlar diğer kapılar da alındı. Herkes kalkanlarını da aktif etti. Gördüğünüz gibi bütün kapılar alındı. Yani rakiplerimiz belli oldu. Yani 8 saat 9 saat boyunca artık yani pardon daha kısa sürede savaşın bitmesini bekleyeceğiz. Artık yarına hazırlık olacak biraz da. Çünkü kapılar alındı. Bu saatten sonra bütün birlikler garantiledi. Yani kolay kolay kimse düşmez kapıdan. Yani çok sağlam bir saldırı ekibi olması lazım ki sıfırlaması lazım kapıdaki oyuncuları. O da imkansız şu an bizim sunucularda. Görüyorsunuz S86'dan düşman birliğim var. O da kapıya ulaştı. Yarın büyük bir savaş olacak anlaşılan. Ve 38 milyarlık bir saldırı yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıralamada da birinciyim hasarda. Yani
Olabildiğince ödülleri toplamaya çalışıyor. Çok güzel ödülleri yok saltanatın ama işte Serdar kıyafeti işte sonra en iyi ittifak lideri kıyafeti vesaire işte bunlar sırf bunlar için oynanıyor açıkçası yani saltanatta. Bir de 3 hafta boyunca %5'lik %10'luk yani kazanan kişi için %10 diğer sunucusundaki oyuncular için %5'lik bir bonus var. Onun için oynanabilir yani. Başka da bir artısı yok yani ödül olarak. O kadar elmas harcamaya da değer mi diye sorarsanız şahsen değmez ama işte biraz da egomuza yenik düştüğümüz için işte sırf aa bak aldılar desinler falan diye biraz sırf bunlara böyle odaklanıyoruz. Yani normal savaştan bir fark yok. Hatta normal savaştan bile kötü ödülleri var diyebilirim yani. O kadar elmas ve tağıl harcıyorsun. Sonuç çok iyi değil. Bu arada arkadaşlar yeni savaşa başladık. Bu kısımları kestiğim için bazı kısımlarını kestiğim için arkadaşlar atladım o kısmı söylemeyi. Saldırıların bazıları boşa gidiyor arkadaşlar. Rakiplerin hani defansına bağlı olaraktan. Yani genelde saldırı yaptıysa birlik birçoğu boşa gidiyor savunma olmadığı için. Şu an ilk iki takımımda yani birinci sırada 1 ve 2'de yani. Bakalım savaşın sonuna kadar bunu koruyabileceğiz mi? Biraz da altın aklarıyla saldırı yapayım. Güzel. Full saldırdım. Evet, bu da güzel. Bakın boşa giden saldırılar da var arkadaşlar. Şuna bakın. Rezalet. Rezalet. İşte rakibin de sağlamını vermesi lazım. Oyun hani vermediği zaman boşa gidiyor saldırılarınız. Hani o kadar emeğiniz de boşa gidiyor. 38, 35, 38 milyar vururken işte 10 milyon, 1 milyar işte falan vuruyorsunuz. Hani gülünç rakamlar bunlar arkadaşlar. Saldırınızın %80-90'ını boşa harcıyorsunuz. Şu an olduğu gibi mesela. Bakalım bu kadar şanssızlığa rağmen neler olacak? Finalde göreceğiz arkadaşlar son saatlerde. Hatta daha doğrusu 2 saat sonra belli olacak. 2-3 saat sonra. Çünkü kaleyi aldıktan sonra da yani o kadar saat beklemenin anlamı yok. Yani kazanan belli oluyor açıkçası. Bakın saldırılar hep boşa gidiyor arkadaşlar. Ve inatla saldırmak zorunda kalıyorum. Çünkü rakiplerimin canlarını azaltmam lazım ki hızlarını düşürebilmek için. Düşüremezsek zaten işte bizlere sıkıntı yaratabilir. Evet, oldukça güzel gidiyor savaşımız. Bu arada arkadaşlar bakın saldırı kayıtlarına. Ya birçoğu bize saldırıyor birlikten. Hatta şöyle söyleyeyim. 1 versus yani 1 versus 3 şeklinde yani 1'e 3 şeklinde saldırıdayız. Savunma olarak da aynı şekilde arkadaşlar. 3 birlik bize saldırıyor. Biz de 3 birliğe saldırıyoruz yani. Hem saldırıyoruz 3 birlikten hem 3 birliğe de saldırılarımızı eşit şekilde bölmemiz gerekti. Yani rakipler için bu avantaj bizim için de dezavantaj arkadaşlar. Ama bakalım ne olacak sonucu göreceğiz yani o kadar savunma yaptık. Bu arada videonun sonlarında göstermedim sanırım ama 74 trilyonda onu 77 trilyona kadar çıkardık son 2-3 dakika içerisinde. Biraz daha elmas katkısıyla. Yani 30, 30 şey 31-34 kişilik bir birliğiniz varsa ortalama 2-3 K elmas bağışladığınız zaman arkadaşlar gerçekten bu can puanlarına çıkabiliyorsunuz. Bir de işte savunmaya koyduğunuz vezirleriniz de önemli. Bunlar da çok büyük etken. Çünkü vezirin can puanı kadar İşte bonusla çarpıldığında o sonuç ortaya çıkıyor. Formülü var zaten orada işte savaşa girmeden önce görebiliyorsunuz alt kısımda. Bakalım arkadaşlar saldırıların birçoğu boşa gidiyor yani. Şu ana kadar yani milyarı geçmem lazımdı. Birçoğu boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Elmas bol kullanırız artık. Savaş için yapacak bir şey yok. Bakalım sıralamalara. Halen birinci sıradayız. Saldırıda da benim adamım geçmiş. Sorun yok. O bana bırakması gerekecek. Ya da ben elmas fazla kullanacağım. Çünkü birliğimi sevdiğim arkadaşıma verdim. Yani uzun zamandır birlikte ilgilendiği için artık birliğimle o ilgileniyor. Ben de koalisyona bakıyorum. O yüzden birliği ona verdiğim için o liderlik kaftanını alacak. Ben de büyük ihtimal Serdar'ı alacağım. İşte taht saltanat Serdar'ı kaftanını alacağım. O yüzden aramızda sıkıntı yaratmaz yani. Bu arada son dakikalar arkadaşlar. Kalkanları açtık, aktif ettik. Şu an ilk iki takım, yani iki takımım da ilk iki de.
Büyük ihtimal herkes gene saldırmaya başlayacak. Kalkanlar kısa bir sürede erecek. Bakın saldırı gene boşa gitti. Evet, bu düzgün geldi. Ya birçoğu saldırının boşa gitti arkadaşlar. Çünkü onlar vurdukları zaman sağlam vuruyorlar, bizim savunma yüksek olduğu için. Hepsini tam vururlarken biz boşa vuruyoruz. Aa, bu arada kalkana denk geldi. Lanet olsun. Bakalım arkadaşlar. Çok az kaldı. Yani ikinci, üçüncü sıradaki birliklere saldırmaya çalışıyorum ki yani bize yaklaşmasınlar. Zaten arada da baya fark var. Yani bir dakikaya yakın bir süre farkı var. Bu bizim için avantaj. Yani kolay kolay kapatamazlar. 3 dakika boyunca da işte bu farkı korumamız lazım. Sonrasında zaten son 1 dakika içerisinde bir şey yapamazlar yani. Ve rakiplerine bakıyorum arkadaşlar. Genelde onlar da işte eşit ağırlıklı gitmişler. Saldırı ve defans şeklinde. Yani sadece saldırı olsa bize baya zarar vermeleri lazımdı. Sadece savunma olsa da ben saldırdığımda birçoğu boşa gitmezdi saldırıların. Bu arada kalkanı kırdılar arkadaşlarım. Onlara saldırmaya devam. Kendi sunucumdan düşman bir birlik. Zorluyor bizi ama zorlasa da nafile. Çünkü yaptıkları her şeyin yani farkındayım. Taktiklerinin, stratejilerinin birçoğunu bizden öğrendikleri için yani. Evet arkadaşlar, son bizim için 2 dakika, onlar için 3 dakika. Bakalım ne olacak. Kimse de kalkan bırakmadık. Bu arada yedek takımı da baya baya gerilere düşürdüler arkadaşlar. Ama onda bile 2 trilyon can olması gayet güzel aslında. Oraya 3-5 tane daha birlik koysaydı, vezir oyuncu koysaydık mesela, baya baya zorlardı onları da, ikinci sırada bile bitirebilirdik yani. Çünkü bonusu oldukça yüksekti. Evet. Çok az kaldı arkadaşlar. Hani heyecan yok çünkü aradaki fark hani saniyeler değil, dakikaya yakın yani. Hani bir iki saniye fark olsaydı belki heyecan yapardım. Aa, kaybedeceğiz ya da kazanacağız şeklinde, ama şu an garanti durumumuz. Yani kapıyı, kaleyi ele geçirdiğimiz kesin ama oynamaya devam işte. Ve evet arkadaşlar, kaleyi ele geçirdik. Bu saatten sonra indirmeleri imkansız bize. Bakalım arkadaşlar, son 1,5 saat, 2 saate yakın var. 1 saat 52 dakika. Saldırıları kullanıyorum. Cesaretlendirme çok önemli arkadaşlar. Sizin saldırı bonusunuzu arttırıyor. Az önce gördüğünüz gibi 35 milyar vururken savaşın başında, son dakikalarda işte 39 milyara çıkıyor. Hatta 39 milyar 600 civarında. Yani gayet iyi bir şey aslında cesaretlendirme. Hani sadece sizin değil de sunucunuzun da cesaretlendirme yapması gerekiyor. Hani katılan, katılmayan tüm oyuncular. Evet arkadaşlar, saldırı ekibim onlar. Son 1 dakikamız var. 1 dakika sonra kale bizim. Yani kale bizim değil, savaş da bizim olacak arkadaşlar. Sonuçlar açıklanacak. Onun için de biraz beklememiz gerekecek. 4 dakika falan, 5 dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, basit bir savaş oldu. Güzel çalışırsanız, hani 3 haftalık bir süreciniz var. Bu süreçte iyi hazırlık yaparsanız kazanmamak elde değil. Ama tabii rakipleriniz de önemli. Mesela isterdim ki Aragon, yani arkadaşımın birliği Yenilmez Krallığın da savaşa çıkmasını. Çünkü zevkli oluyor. Hani 2'ye 2 savaş olurdu en azından. Ha, rakibin yani kim kazanacağı belli olmazdı öyle bir durumda, ama en azından zevkli olurdu. Onlar artık yakın zamanda katılmıyorlar yani. Hazırlık falan da yapmıyorlar. Belki ödüllerden, belki başka sebeplerden dolayı bilmiyorum. Evet arkadaşlar, son 7 saniye sonra da sonuçlar açıklanacak işte. Kaftanlar dağıtılacak vesaire. Evet, o da bitti. Ödülleri toplayalım. Evet arkadaşlar, kaleyi fethettik. 3 hafta boyunca tahta saltanatta biz yer alacağız. Bunlar da işte saltanatta başarı gösteren arkadaşlarımız. Kıyafeti bir değiştirelim bakalım. Saltanat Serdarı. Bu da Floransalı, bu da Kızıl Eftelya. Arkadaşlar 3 kaftana da sahibim şu an. Ünvanımızı da değiştirelim. Sevdiğim bir rozet kendisi zaten. Evet arkadaşlar, tüm anlatabileceklerim bunlar.
Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.